Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz motor diyeceğim, alternatör diyeceğim, her ikisi de olabilen bir özel şey yaptık. Yani biz buna elektrik verirsek motor, biz bunun milini çevirirsek alternatör halinde olan çift sistemli bir sistem yaptık. Hem motor hem alternatör. Şimdi biz buna elektrik vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz? Elektriği direkt veremeyiz. Onu özellikle belirteyim. Şu gördüğünüz beyin dediğimiz sürücü hız kontrol cihazı ve bunun gücü de 1200 watt'tır. Bunun gücü ise 2 kW'tır. Hatta maksimum 3 kW kadar da enerji verebilir veya siz buna enerji verebilirsiniz. Biz 1200 watt'lık sürücüyle bu deneyi yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle gördüğünüz gibi ben bunun gücü ise 1200 watt dedim ama voltajını söylemedim. 48'de 84 volt diyor ama biz 70-72 volta kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz diyeceğim. Şimdi ben şöyle gördüğünüz gibi kabloyla benim elektrikli bisikletin akülerini deneyeceğiz. Şu anda ilk etapta 36 volt yani 3 aküye bağladım. 36 voltta kaç devir verdiğini lazer takometremizle ölçeceğiz. 48'de kaç volt kaç devirde döndüğünü ve 60 voltta kaç devirde döndüğünü size takometreyle ispat edeceğim. Evet, şimdi Ahmet abimiz de bu konuda bize yardımcı oluyor ve teşekkür ediyorum. Şimdi başlıyoruz döndürmeye. Evet, şu anda lazer takometremizle 36 voltta 1885 devir. 1888 yani 1800 devir diyelim. 36 voltta 1800 devir dönüyor. Şimdi bunu yavaş yavaş da döndürebiliriz. Hızlı da bakın aynı el gazıyla yavaş döndürelim. Sesinden de anlıyorsunuz. Yani el gazıyla hız ayarlayabiliyoruz. Bunu motor olarak nerede kullanabilirsiniz? İstediğiniz projelerde kullanabilirsiniz. Seraların içerisinde yapılan küçük raylı arabalar var. Go-kartlarda kullanabilirsiniz veya hayal gücünüzle yapabileceğiniz her şeyi de motor olarak kullanabilirsiniz. Eğer alternatör olarak kullanacaksanız bu milini çevirdiğiniz zaman size elektrik verir. Kaç volt verir? 24 de verir. 36, 48 yani devire göre voltaj değişir. Rüzgar türbünü, su türbünü gibi sistemlerde veya yine projelerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi 48 volta geçeceğim. Şimdi şuraya aldığım zaman 48 volt oluyor. 48 voltta da şimdi devir ölçelim. Evet Ahmet abi. Evet. Çeviriyoruz. Son gazı verelim. Evet, 48 voltta 2680 devir. 2680, evet. 48 voltta 2680 devir olduğunu gördük. Şimdi ise 60 volta getiriyorum. Şurası 60 volt. Evet, şimdi 60 voltta tekrar bir ölçüm yapacağız. Evet. Sesini de duyuyorsunuz, çok hızlı. 3200 devir diyelim. 3200 deviri gördük. Çok kuvvetli. Zaten bunu durdurmamız mümkün değil. İsterseniz şöyle de kısa bir deney de yapabiliriz. Şöyle iki tahtayı Ahmet abi şöyle bir sıkıştıralım. Görelim. Şunu da şöyle elinle bir sıkıştır. Veya biraz kısa ama. Bu kısa. Veya şu iki tahtayı yapabilir misin? Evet, şimdi Ahmet abimiz iki tane tahta parçasıyla mili sıkıştıracak. Tabii şu anda bizim şeyde 60 voltta. Şöyle önce bir yavaşça döndüreyim, görün. Şöyle. Bakın yavaş yavaş dönüyor. Sıkıştır Ahmet abi. Ama şey yap. Yok, sıkıştır. Bak. Yavaş devirde. Sıkıştır. Daha da sıkıştıracak. Sıkıştır, hiç korkma. Devir bile düşmüyor, bakın. Devir düşmüyor. Tekrar sıkıştır. Dur.
Şimdi ben gaz vereceğim hatta. Evet. Bak gaz veriyorum. Tahtayı duman attırıyor. Yani deldi burayı. Yakıyor, şey yapıyor. Evet. Yani kısaca bunu durduramıyorsunuz. Tabii bu bizim bantımızda şeyi ölçmek için, devri ölçmek için bağlamıştık. Yani güçlü olduğunu da sizlere göstermiş oldum. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar. Ahmet abi teşekkür ederiz.